Merhabalar efendim. Tarihi Ahval Ahvali Tarihin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün gene sevgili dostum, akademisyen, yazar, geç dönem Osmanlı, erken dönem Türkiye tarihçisi, erken dönem Cumhuriyet tarihçisi Ümit Kurt'la bizim için duygusal da önemi olan bir konuyu konuşacağız. Az sonra değineceğimiz şahsiyet bizim hayatımıza yaklaşık Yanılmıyorsam 4-5 sene önce girdi Daha değil mi Ümit? Fazla. Daha fazla. Daha fazla. 7 sene neredeyse. 7 sene. Ümit e, bir adli tıpçı titizliğiyle e, bu şahsiyeti e, Cemil Könle'yi araştırıyor. E, çeşitli belgeler tercüme ettirdi. E, hayatta kalan yakınlarıyla görüştü. E, ve bunlar tabi sadece Türkiye'de değil e, epeyce geniş bir Ortadoğu Coğrafya. coğrafyasında oluyor. <laughs> evet. İlaveten şunu da söylemek lazım. Ee, Cemil ne sadece bizim e, Ümit'le sohbetlerimizi, kimi zaman e, rakı sohbetimize, kimi zaman mangal başındaki sohbetlerimize konu olmuyor. Ümit konuyla ilgili bir e, senaryolaştırma e, çabası içinde bitti gibi. E, umut ediyorum ki proje başladığında ben de işin e, müzikal kısmını üstleneceğim, e, Filmin müziklerini yapıyor olacağım. Ee, ...geleceğiz. Neden Cemil Könlü önemli? Biz bazı yerlerde onu aslında bugün düşündüm. Ee, Türk Şindler diyoruz ama... Kürt ya da... Ya da Kürt Şindler. Ama tarihi olarak baktığımızda aslında Şindlere Türk Könne veya Kürt Könne dememiz lazım. Hı hı. Çünkü Şindler hadisesi çok daha sonra gerçekleşiyor. Ee, bize biraz Cemil Könne'yi anlatır mısın? Tabii. Herkese merhaba. Güzel bir açılış oldu dostum. Eee... Şildlerden devam edelim. Aslında e, bu biliyorsun Şinler <laughs> İsrail devleti kurulduktan sonra İsrail devleti tarafından erdemli e, Yahudi olmayan erdemli insanlar ve dolayısıyla e, bir kategori var ve İsrail devleti size doğrudan vatandaşlık veriyor. E, Shoah ya da Holocaust Yahudi soykırımı dediğimiz olay hadise sırasında Yahudileri e, kurtaran centiller aslında. Yani bunlar Yahudi olmayan e, insanlara verilen vatandaşlık, erdemli e, kişiler bunlar. Bence Könne'nin durumu bunun çok daha ötesinde. Cemil Könne Şidler, Oscar Schindler'den daha erdemli bir kişi diyebiliriz bu anlamda. Yani Oscar Schindler'in kendi hayat hikayesinde başladığı yer, Nazi Partisi'nin üye olması, Nasyonal Sosyalist Parti ve e, onun seren baktığımızda Cemil Könne daha erdemli bir yerde duruyor diyebiliriz. Cemil Könne benim hayatıma ve dolayısıyla senin hayatına bu <laughs> anlamda para, para, paralar olarak 2014 yazında girdi sanırım. Benim Paris Paris'teki Nubar Nubaryan Kütüphanesi'de doktora arşiv çalışmalarım sırasında araştırma aşamasındayken aslında başka belgelere bakıyordum. Başka bir mevzularla ilgileniyordum. Ancak bir sanırım Fransızca bir edisyonda bir, bir, bir iki cümleyi bile doldurmayan bir paragrafın içinde bu ismi gördüm. E, fotoğrafçı Hagop Muradyan, Cemil Könle tarafından e, Birecik'te gemi yapım atölyesine marangoz olarak alınıp bu, bu sayede soykırımdan hayatta kalmıştır. Yani Cemil Könle, Kürt Cemil Könle e, ve Hagop Muradyan. Hagop Muradyan'ı çok iyi tanıyorum. Antep'in, Antep, e, Antep er Ermenilerin, önde gelen Ermenilerinden çok önemli bir fotoğrafçı. Antep'te fotoğraf stüdyosu var. Edim Edinburgh'de fotoğraf eğitimi alıyor ve daha sonra Antep'e gelip kendi stüdyosunu açıyor. Antep'teki misyonerlerin kurduğu merkezi Türkiye Koleji mezunu. Böyle yani deniz derya bir adam. Ve marangoz olarak Aralık 1915'te Birecik'te Kölne tarafından işe alınmış ve Tehcir'den ya da işte soykırımdan kurtarılmış. Cemil Bahri Kölne. Bahrili, Bahrili ile maruf. Bunun nedeni Bahriyeli olması. Deniz Harbi Okulu mezunu kendisi lazım evvel 1890'ların başında 1991-92 olabilir e, Halep'te dünyaya gelmiş Halep'in Rajo köyünde e, Bülbül bölgesi bugün aslında e, Rojava'ya da yakın bir yer e, daha sonra oraya e, direktör de oluyor bürokratik hayatı e, 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 kariyerinde Cemil Köne e, anne ve baba tarafından Kürt e, Anne tarafından Kürtlüğünü net olarak belirledik. Ama baba tarafında e, Arap, Kürt ve Yezidi olmasıyla ilgili bir orada belirsizlik var. Ama Kürt e, diyebiliriz Cemil Körn'e için. E, zira ana dili Kürt, Kürtçe e, biliyor. Cemil Körn'e babasız büyüyor. E, daha sonra e, askeri okulda okuyor. E, bir süre Darülfünun'da hukuk eğitimi görüyor, bırakıyor. Daha sonra İngiltere'ye gidip e, Torf, Torr, Torncraft fabrikalarında e, böyle e, malzeme, metalurji makina üzerine eğitim alıyor. Makinalarla ve özellikle buzdolabı kompresörleriyle ve araba motorlarıyla kafayı bozmuş birisi İstanbul'a dönüyor Bahri, Cemil Köne. İstanbul'a döndükten sonra e, bin, 1912'de Balkan harbine katılıyor. Balkan harbinde gösterdiği yüksek performanstan dolayı Osmanlı ordusu tarafından Kürt kökenli bir Osmanlı subayı talip ediliyor ve 1. Cihan harbine geldiğimizde Cemil Köne, Birecik'te çok eski dönemden Osmanlı'nın çok eski dönemlerinden kalma kurulmuş bir tersane ve bu tersane Birecik'teki tersanede Fırat Nehri'nin öte yakasında kurulmuş bir sal yapım, gemi yapım ya da sal yapım atölyesinde şa şahtor diyorlar bunlara eski tabiriyle. Bu atölyenin başında 5. Ordu, Osmanlı 5. Ordusuna bağlı olarak bu sal yapım atölyesinin direktörü olarak görevine başlıyor. Burada e, bu sallar ne için yapılıyor? Bu salların e, yapılmasının nedeni birincisi Fırat'ın öteki yakasına yani Suriye sınırlarına ee, Osmanlı askerleri bu sallarla geçiyorlar. Tabi bunun yanında erzaktır, tedariktir, lojistik anlamında önemli işler görüyor. İkincisi Antep'ten bilhassa Antep'ten ve Urfa'dan tehcir edilen Ermeniler bu sallara bindirilerek Fırat'ın öteki yakasına ve oradan da kamplara gönderiliyorlar. Cemil Könne'nin hikayesi. Bu, bu noktada başlıyor çünkü Antep Ermenilerinin tehciri başlıyor. Özellikle Protestan Antep Protestan Ermenilerinin Aralık 1915'te tehciri başlıyor ve o tehcir kafilesinden bir grup Könne'nin sal yapım atölyesine geliyorlar ve Köne orada e, e, Dikranuhi Gülezyanla, Garabet Gülezyan'ın ya da Gülezyan'ın Antep'in yine önemli Ortodoks din adamlarından Garabet Gülezyan'ın kızı olan Dikranuhi ile tanışıyor ve orada hikayemiz başlıyor. Yani Cemil könnenin Cemil Bari können'in aslında e, tırnak içinde Ermeni sorunuyla karşılaşması, o encounter e, sadece başında bulunduğu, yöneticiliğini yaptığı tersane vasıtasıyla değil, aynı zamanda da e, eşinin Ermeni olması dolayısıyla. Evet, aslında burada bir aşk hikayesi var baktığımız zaman. E, yani Cemil Könne'nin e, bu kafileden e, Dikranuhi e, dikkatini çekiyor. Dikranuhi kim? Dikranuhi de Antep'te doğmuş. Yine 1890'ların başında. Yaşları hemen hemen aynı. E, Bahri Cemil Könne birkaç yaş daha büyük Dikranuhi'den. E, Dikranuhi e, Antep'teki Haygan Uşyan e, Lisesi'nden mezun. Yale'da üniversite eğitimi alıyor. Ve 1912 yılında o eğitiminden sonra Antep'e geliyor. Ve Antep'te çalışmaya başlıyor. Öğretmen olarak. Ağustos, 1 Ağustos 1915'te Antep'le Gregorian Ermenilerin tehciriyle ilgili karar veriliyor. Ve Dick e, babası da Garabet Gülezyan önemli bir din adamı. İlk önce e, din adamları zaten tehcire e, tabi tutuluyor Antep'te. O gönderiliyor ve tehcir yolunda ölüyor babası. Kız kardeşi yine tehcir yolunda ölüyor ve annesiyle e, beraber kalıyorlar ikisi. Birece'ye geldiklerinde bu sal yapım atölyesine geldiklerinde kafilenin içinde Könne'nin dikkatini çekiyor. Ve Könne e, annesiyle kendisini ilk önce orada himaye ediyor. Onlara bir çadır kuruyor ve daha sonra evleniyorlar. Evlendikten sonra Dikranuhi Gülezyan Gülezyan'la birlikte eğitimli kadın Amerika'da eğitim görmüş bilinçli ne olup bittiğini biliyor. Könne ile birlikte bilhassa Antep'ten gönderilen e, ve içinde çok önemli ailelerin olduğu... Ermenileri kurtarmaya başlıyorlar. Nasıl? O sal yapım atölyesinde marangoz, cilacı ve daha bir nevi zanaat ve artizanship gerektiren işlere bu kişileri alarak bunlar bana lazım, bunların emek gücünden faydalanmam gerekiyor diyerek Cemil Kön'le Dikranuhi'nin de desteği ve teşvikiyle bu kişileri orada işçi olarak alıyor. O atölyede çalış, çalıştırıyor. ama. Dikranu ile birlikte Cemil Könle'nin Ermenilerle ilgili yaptıkları bununla sınırlı değil. Bu şekilde işe aldığı bin küsür aileden bahsedebiliriz. Bunun yanında civardaki köle pazarlarında satılan dul yetim ve ermeni kadın ve çocuk kız çocuklarını alıp kampa getiriyor. Ee, savaş esiri olmuş ya da amele taburlarından kaçmış ermeni kaçak askerleri ve aslında bunun içinde bu POW dediğimiz İngilizler de var, Ruslar da var. Bunları bile himayesi altına almaya çalışıyor, gıda yardımı yapmaya çalışıyor. Yani böyle değişik bir adamdan bahsediyoruz. Biraz daha fazla ilerlemeden önce şeyi bir netleştirmeni rica edeceğim. Bu işin metodolojisi, işin araştırma tekniği açısından. Nasıl araştırma yaptın, nasıl ulaştın, belgelere çevirdiğin belgeler var biliyorum. Hmm. Ee, farklı şehirlerde, Beyrut'ta dahil olmak üzere hmm. e, gittin, görüşmeler yaptın. Onlardan da biraz bahsedersen Tabii ki de harika bir soru. Var, ya bu var. arada hani metodoloji aslında deşmen açısından bence önemli bir soru. Çünkü benim çıkış noktam şuydu. Hani tabii burada dramatik bir hikaye var. Yani sinematografik edebi bir hikaye de var, doğru. Ama bunun bir de e, kitlesel şiddet ya da kolektif şiddet çalışmaları açısından önemli bir yere tek, e, tekabül ediyor, önemli bir literatüre tekabül ediyor. Bu da kurtarıcıların hikayesi. Ermeni soykırımı özelinde de tabii ki Ermenilerin hayatta kalması için evlerinde saklayan, onlara yardım eden, e, hatta savaş savaş bitene kadar evlerinde saklayan birçok Kürt, Arap, Türk Müslüman insanlar vardı. E, bürokratlar da vardı, memurlar da vardı, sivil vatandaş da vardı. E, bu aslında İttihat ve Terakki'nin yani hem tehcir ve katliam operasyonunu yürüten İttihat ve Terakki'nin e, almış olduğu karara direnç gösteren ve buna karşı gelen insanların varlığına da işaret eden bir durum. E, Cemil Kön de bu gruba giriyor. Hakta e, Mahmut Kamil Paşa'nın e, o dönem Ermenileri evlerinde saklayanlarla ilgili e, Harbiye Nezaretinden almış olduğu bir karar vardır. Bu karara göre evlerinde Ermeni saklayanlar yakalandıklarında evlerinin önünde idam edilirler. İbreti alem olsun diye. Bunu da göze alarak bu işi yapmış olan insanlar var ve Könne de bunlardan bir tanesi. Ama tabii Könne'yi ilginç kılan şey Könne içinde bulunduğu askeri idari organizasyonun nimetlerinden yararlanarak içeriden bu direnişi gösteriyor. Bu önemli. O anlamda aslında biraz pragmatik çünkü bu insanların emeklerinden de yararlanıyor. Ama bunu materyalist ya da çok araçsalcı bir bakış açısıyla yapmıyor. Bunu aslında yaptıklarını meşrulaştırmak, yani o kurtarma, o direniş e, hareketini meşrulaştırmak için yapıyor. Temel kaygısı o insanları kaygısı kurtarabilmek, bu. onların evet, hayatta kurtarabilmek. kalmasını sağlamak. Bu hikaye benim için Paris'te başladı. Zaten hemen seninle paylaştım, e, konuştuk üzerine. Hani e, kesinlikle bir sinema filmi ya da belgesel olabilir mi? Ama e, e, kaynak bulmak açısından ben çok zorlandım. Çünkü evvel emirde çok e, yani dişlinin küçük bir çarkından bahsediyor Cemil Körn'le gibi. On binlerce, yüz binlerce mülazim evverler Osmanlı ordusunda. Ee, öncelikle onun işte Deniz Harbi Okulu'ndaki dosyasına ulaşmaya çalıştım. Tabii ki arşivlere giremedim, izin alamadım. Daha sonra Atase arşivlerini, Genelkurmay arşivlerini denedim. O da olmadı. Osmanlı arşivlerinde könle ile ilgili bir tarama yaptım. Ahvali, sicil ahvalini bulabilir miyim diye. Yine bir şey çıkmadı. Daha sonra imdadıma Halep'li arkadaşlarım yetişti. Özellikle Harut Ekmenyan, burada ismini anmak isterim e, sevgili dostumun. Harut, Halep'te, o dönem 2011'de savaş artık Halep'e daha sıçramamıştı. E, 2011 sonrası daha doğrusu. Harut, Halep'te e, Cemil ile ilgili benim için bir araştırma yaptı. Ve Suriye'de, Suriye'nin e, siyasi tarihine ve sosyal tarihine geçmiş muteber bir takım kişilerin portrelerinin ve kısa biyografilerinin olduğu bir sitede Könney'nin kısa bir biyografisine rastladık biz. Bu Arapça bir biyografiydi. Harut bunu sağ olsun Türkçe'ye çevirdi benim için. Türkçe'si de vardı. Anne tarafından anıttıdır Harut Ekmenyan, sevgili dostum. Ee, sonra e, ben onun üzerine ilk önce Erivan'a gittim. Erivan'a zaten doktor araştırmalarım için gidecektim. Erivan'a gittiğimde bunu da araştırdım. Erivanda e, Miran Minasyan, çok önemli bir ar ar arşivci, e, Halep'ten e, sava İç savaştan e, ee, Ermenistan'a sığınmış ve orada Ermeni e, Madenataran'da Maden Ermeni milli arşivlerinden bir tanesi orada çalışan bir araştırmacıydı. Ki Cemil Könle ile e, bu ilk bilgiyi Paris'te rastladım bilgiyi yazan, yazardı müellif de oydu. Onunla tanıştım. E, o Cemil Könne'nin çocuklarını e, tanıyordu. E, bana bir takım biyografik bilgiler verdi. Ve Cemil Könne'nin e, Buzdolabı kompresörleri ile ilgili yazdığı bir kitabında kitabının arka kısmında appendix bölümünde Cemil Könne tarafından kurtarıldığını, onun tarafından iyilik gördüğünü, himaye edildiğini söyleyen Ermenilerin savaştan hemen sonra onun için yazdığı mektubu ve altında imzası olduklarını söyledi. Ben tabii ki bu, bunu hemen görmek istedim yani bu kitabı bulmak istedim. Ee, sonra Halep iç savaş Halep'e sıçradı, Milli Kütüphane yağmalandı, Halep yerli bir oldu senin de bildiğin gibi. O süreçte akamete uğradı. Ben sonra soluğu Beyrut'ta aldım. Ee, Beyrut'ta, Antalya'da, Antalya'nın arşivlerinde bu kitaba ulaşmaya çalıştım. Orada da onu da bulamadım. Ve daha sonra ee, yani internette Arapça sitelerde gezinirken ee, bu ee, belgenin belgenin bir kopyasını görür gibi oldum ama yazılar çok nasıl söyleyeyim sana okunmuyordu. Sonunda kitaba ulaşmayı başardım. Halep'te Halep'te yaşayan arkadaş yani benim arkadaşlarım değil ama başka bağlantılar kullandım. O da şöyle oldu. Doktora çalışmalarım sırasında Boston'daydım ben. Ve Boston'da üvey annesi Cemil Könden'in eşi yani Dikranuhi ile Arkadaş olan, komşu olan e, e, bir kişiyle tanıştım e, Nuritsa Bu kişi bana kitaba, kitaba ulaşmamı sağladı. Ama kılı kırk yararak tabi bunlar e, gerçekleşti. <laughs> Belgesel fikrini neden kuvveden fiile çıkartamadık, hayata geçiremedik? Çünkü hem görsel malzememiz azdı hem de kaynak ve bilgi azdı. Dolayısıyla daha fiktif, daha kurmacaya açık bir hikaye olduğu için filme ve senaryolaştırmaya karar verdik. Murat Utku gazeteci arkadaşı Murat Utku ile birlikte hala üzerine çalışıyoruz. Trenmanını bitirmek üzereyiz. Umarım ileride bir film projesine dönüşür. Bir de Könle'nin <laughs> Adana günleri var. Evet. Orası da benim için önemli. Benim keyif aldığım kısımlardan biriydi. Yani o e Parça parça yine böyle bir yap yapbozun parçaları evet. gibi tamamlandı. Biraz da onlardan bahseder misin? Ya Cemil Könle hakikaten e, yani e, hani tarihte böyle ta, şey vardır ya tarihi büyük isimler ya da büyük zafer kazananlar yazar falan. Yani Könle benim için yani e, tarihin akışının ta, ve o anlamda o akışa denk gelen gerçekliğin ta kendisi. Yani kendi tarihini hakikaten kendisi yazmış bir adam. Yani Körne gibi prizma gibi görürsek o prizmadan, e, bilin dünya savaşı sırası, tehcir, Ermenilerin başına gelenler, Ermeni kadınların başına gelenler, çocukların, dul ve yetimlerin başına gelenler, e, savaş sonrası Suriye'de e, Fransız mandası, bütün bu tarihsel gelişmeleri Könne'nin prizmasından okuyabilmemiz mümkün. Adana olayına gelmeden önce istersen bu Savaş sonrası Könlen'in akıbetiyle ilgili tabii. birkaç kelam edeyim. Tabii. tabii. Ee, 1918'e doğru artık yani 1917'in sonuna doğru Halep'te Halep'e doğru çekilince Mustafa Kemal'in yönetiminde Yıldırım orduları ve Allenby'de Suriye'ye girince Halep'e girince savaş tabi bitiyor. Mondros imzalanacak. Kamplar dağılıyor. Tasfiye ediliyor. Birecik'teki bu sal yapım atölyesi de tasfiye ediliyor. Ermeniler Aynı bu Şinlerin listesindeki gibi, son sahnedeki gibi toplanıyorlar. Az önce bahsettiğim bu şeyi yazıyorlar, yazı yazıyorlar. Kime hitaben yazıyorlar? Bunlar önemli. Bir, İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi. 2- uh -huh. Halep'teki Amerikan Konsolosu. 3- Halep'teki İspanya Konsolosu. Bu yazıyı Ermenice, İngilizce ve Türkçe kaleme alıyorlar. Ve bu yazıda şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz burada, bu bölgede ikamet ettik bu adam sayesinde biz şu şu işlere alındık ve Suriye'deki toplama ve ölüm kampları olarak adlandırabileceğimiz bu kamplara bu adam sayesinde gönderilmedik. Bizi işçi olarak aldı, himaye etti, besledi ve savaşın sonuna kadar bizi burada tutmayı başardı. Bizim kişiye şükranlarımızı borçluyuz. Bir mektup yazarlar. Bu mektubun yazılmasındaki sahiplerden bir tanesi bana göre şu senin de bildiğin gibi savaş bittikten hemen sonra divanı harbi örfiler kuruluyor. ve evet. İttihat ve terakki mensupları yargılanıyorlar. Onların bürokratları, askeri ve sivil bürokratları da yargılanıyor. Birincisi Könne'nin bu yargılamadan muaf tutulmasını, hapiste kalmasını ya da e, işte sürgüne gönderilmesini önüne geçmek istediler. Birinci motivasyonlardan bir tanesi bence bu. Belki de tek motivasyon olabilir. İkincisi şöyle bir yol izliyor Könne. Savaş bittikten sonra Dikranuhi ile evlilikleri devam ediyor ve Halep'e gitmeye karar veriyorlar. Halep'te de e, Beyrut'ta var, Halep'te ve Beyrut'ta da o zaman ciddi güvenli bir güvenli bir yer ve Ermeni nüfusu da var ve o toplumun içine karışıyor ikisi de. Evet. Dikranuhi Ermeni olarak ve Hristiyan olarak kalmaya devam ediyor. Halep'e yerleşiyorlar ve orada bu sefer Cemil Könden'in Halep'teki daha doğrusu Suriye'deki Fransız mandasına karşı bir anti emperyalist mücadelesi başlıyor. Adam milis gücü, gücü kuruyor ve hakikaten oradaki e, e, Suriye, Suriye'deki Fransız mandasına karşı silahlı mücadeleye girişiyor. Ve Fransızlar onu zindana atıyorlar, hapse tıkıyorlar ve ciddi işkencelerden geçiriyorlar adamı. Ölmeden önce yazdığı, 67'de vefat ediyor, ölmeden önce yazdığı son kitabının bir bölümünde bu yaşadıklarını da anlatıyor. Bu zindanlarda gördüğü işkenceleri. Arapça yazılmış bir kitap. Ben yine onu... Antakya'da ve Halep'le olan Antakya'da yaşayan iki arkadaşım sayesinde tercüme ettirdim Böyle bir dönemi var Adana'daki dönemde 21'de bütün bu olaylar işkenceden zindanlardan kurtulduktan sonra Adana'da çalışmak için Adana'da sürücü kursu açıyor Cemil Könnebahri Orada işte kiliste de aynısını yapıyor Antep'ten de geçmişliği var o anlamda Orada işte e, insanlara araba kullan sürmeyi öğretiyor. Dediğim gibi arabaların ve motorlarına karşı bir me meftunluğu var. E, bunlarla ilgili kitaplar da yazmış. Arapça biliyor, İngilizce biliyor, Kürtçe var, biraz Farsça var. E, bunun dışında bilime çok meraklı, şiire çok meraklı, literati, hem okur hem yazar. Dikranuhu ile birlikte dört çocukları oluyor. Çocuklarına hem Arapça hem de Ermenici isimler koyuyorlar iki kız iki oğlan. E, bu çocuklardan sadece birinin akıbetine ulaşabildim. O da ismini Bahri koyduğu oğlu doktor olmuş. Ve Halep hastanesinde e, çalışmış yıllarca. Ve o toplumun e, ileri gelenlerinden bir aile olmuş. Muhteber bir ailesi olmuş bunlar. Dikranuhu ile ilgili ilginç bir nokta. Cemil Dikranuhu gibi e, Arap ya da Kürt Osmanlı subaylarıyla evlenen bir Ermeni kadın grubu var abi. Ve bu kişiler bu evliliklerini devam ettiriyorlar. Bu insanlarla çocuklar yapıyorlar. Ve birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Ve o toplumun Halep ve Beyrut'taki bu toplumun içinde Ermeni cemaati tarafından bu kadınlara bir isim verilmiş. Bu bir yafta ama olumsuz bir yafta değil. Olumsuz bir etiket değil. O isminin ne olduğunu tam bilmiyorum ama o şekilde bilinirlermiş o kadınlar. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Şimdi Ermeni e, teşkir ve soykırım sırasında bildiğin gibi zorla Müslümanlaştırılmış ve Müslümanlarla bunun içinde Osmanlı subayları da var evlendirilmiş başka Ermeni kadınlar da var. O, bu insanlar, bu kadınlar, bu adamlardan çocuklar da yapıyorlar. Savaştan sonra bu kadınların büyük bir kısmı hem çocuklarını bırakıp hem de bu evliliklerini bırakıp kendi cemaatlerine dönüyorlar. Bu cemaat Ha, bu kadınların yaşadıkları başka travmalar da var çünkü o cemaat tarafından kabul edilmeyen bir kad kadınlar da var. Bunun dışında çocuklarını bırakamayıp evliliklerini bırakamayıp artık bir hayat var ve devam ediyor. Ee, geriye dönüş yok deyip devam eden Ermeni kadınlar da var. Dolayısıyla Dikranuhi bunların tam ortasında duruyor. E, yanılıyorsam düzelt. Onu da e, bizleri takip edenler için açıklamış olalım. E, soykırım araştırmaları na baktığımızda, soykırım literatürüne baktığımızda bu tanımlamayı sağlayan şeylerden bir tanesi de aynı zamanda zorla din değiştirme ve zorla evlilikler. Aynen. Aynen. Yani o süreci soykırım kılan e, tabii eylemlerden ki, tabii, tabii. iki tanesi de tabii ki. bunlar. Onu evet. netleştirmiş olalım. Bu seninle arada konuşurken e, esprili bir şekilde dile getirdiğimiz bir şey. Adana'da ilk değil mi sürücü kursunu evet. kuruyor ve bizim söylediğimiz şeylerden bir tanesi de şu. Ya, yani bugün aslında Adana Şoförler Odası varsa eğer <laughs> ilk resim Cemil olarak Kölne Cemil evet. resmi olması lazım kurucu şekilde ama evet. tabi bu işin evet. esprili kısmı. O bahsettiğin mektupta Hı -hı. sonrası için Hı -hı. Cemil işte biraz daha belki rahatlatacak Hı -hı. koşulları sağlamak kaç kişinin imzası var hatırlayabiliyor musun? Yani ben Belgenin yani daha doğrusu appendix kısmındaki bu belgenin kendisini buldum. Ermenice yazılmış ve İngilizce yazılmıştı. Ee, i̇mzası olanlar, imzalar o kadar birbirinin iç içe geçmiş hı hı. ki sayılamıyor ama 20'nin üzerinde bir imzaydı. Yani tabi yüzlerce belki bine yakın aile var ama hepsi imza atmamış ama daha bilindik olanlar imza atmıştı. Ee, benim içinde yani o imzalardan okuyabildiklerim arasında 20'nin üzerinde aile vardı. Ee, şöyle bir şey oluyor zaten bu ailelerden bir kısmı e, 1967'de Cemil Köner Halep'te vefat ettiği zaman cenaze törenine katılıyorlar ve orada e, Çuha Çuha'yanlar mesela ve Sinan'yanlar iki aile bu iki ailenin ferdi e, orada cenazesinin başında e, bir konuşma yapıyorlar ve kendisini hayırla yad ediliyor yine orada yaptıklarını anlatıyorlar Köner'in onlar için 1915'te ee, Dikranovi Gülezyan'a gelirsek Dikranovi uzun süre yaşamış ee, 1986'da vefat ediyor o da Halep'te vefat ediyor ee, hayatının sonuna kadar Halep'in saray bölgesi dediğimiz aslında belediye binasının olduğu merkezi bir evde yaşıyor ee, dolayısıyla bu, aile, bu ailelerden bir kısmın cenaze töreni hem Dikranovi'nin hem de Cemil Könen'in cenaze törenine katılıyorlar bazen izini sürmeye çalıştım Ermenistan'da rastladığım 3. kuşak ya da dördüncü kuşak bu ailelere mensup kişiler vardı ama irtibata geçmek mümkün olmadı. Zaten bir bilgileri de yok. Bunun dışında yine Ermenistan Milli Kütüphanesi'nde yaptığım arşivlerde süreli yayınların birinde Cemil Könne'nin bu faaliyetlerine dair yazılmış 4 sayfalık bir makale buldum Ermeniçe. Orada tersanenin, tersanenin etrafında yani sal yapım atölyesinin bir resmi vardı, çadırlar vardı. Cemil Bahri Könne'nin e, bir deniz sub, e, evvel deniz subayı kıyafetiyle çekilmiş bir görseli vardı. Mesela Johnny Depp'e çok benzer orada, onu da söyleyeyim. E, onun dışında Dikra, Dikra Nuhi'nin yine hayganuşyan, yani Ermeni kız iznesinden mezun olurken müsamere resmi, müsameredeki bir, bir görseli var. Yine 50'li yaşlarını e, şey yapan bir gör, görsel var. Bu Ermenice Sürevi yayınında bulduğum makalede çıkmıştı bunlar. Ee, elimizdeki görseller çok sınırlı. Bunun yanında son dönemde bu hikaye aslında bizim gündemimize ilk önce 2014'te girdi. Hrantik Vakfı'nın e, e, Alper Öktem'in e, isminde verilen bir e, teşvik fonunu aldı. Daha sonra 2015'te e, Cumhuriyet'in sokak eki çıkıyordu. Can Dündar'ın yönettiği Cumhuriyet. Orada e, sokak ekine manşet oldu. Kürt Kürtçiydiler diye. Sonra biz e, hikayeyi e, yani birkaç yönetmen sinemacıyla konuştuk ancak e, şöyle bir şey oldu. Şimdi Ermeni meselesi, Ermeni soykırımı yani bu memlekette konuşmak çok zor, inkar dediğim bir şey var. Şimdi bunlara girmek istemiyorum ancak hani Ermenilerin meseleye yaklaşımı biraz enteresandı. Şöyle bir şey yani biz daha soykırımı halledemedik bir de yani kurtarıcı hikayesi yaparsak gibi bir çıkmaza girdi ve politize bir mevzu çünkü. Oradan biz bir tırnak içinde darbe yedik. Ee, daha sonra bir sene önce rahmetli Robert Fisk Independent'daki sayfasında Cemil Könen'in hikayesini benim ağzımdan aktardı. Bütün sayfasını, tüm sayfaya taşıdı. Ee, ve biraz ümitlendik açıkçası. Yani hani artık uluslararası bir mecra duyuldu. Belki hani ilgilenen hikayeyle ilgilenen birileri çıkar diye. Robert Fisk de sağ olsun ön ayak oluyordu ama adam vefat etti abi bu sefer de. Yani bir şey dolaşıyor üzerinde Cemil Könle hikayesinin kara şey demeyeyim de kara, bulutlar, kara bulut demeyeyim diyelim. de bir Nebula gibi diyelim hadi. Ama araştırmaya uğraşmaya ben yine de devam ettim. Daha sonra Halep'te bir avukatla tanıştım ve bu avukat Könle'nin torununu çok yaşlı bir artık yaşı bayağı geçmiş. Könlerin torununu tanıyor. Ee, onunla irtibata geçmek istedim. Ee, belki bir evrakı metrukesi vardır diye ve Kön, Cemil Könlerin ve Dikran ya da Dikran ee, ancak e, aile ve kendisi ilgilenmedi konuyla. Bu anlatılarda çok uzun zamandır e... Bir kenara bırakıldı. Onun dönemi geçti diyebiliriz. Mutlak iyi ve mutlak kötü. Evet çok önemli bir nokta. Ee, 2007 olması lazım ya da 2008. Ee, Sırbistan'da katıldığım bir toplantı sırasında e, Profesör Cemal Sokolovic kısa bir belgesel hazırlamıştı. Bosna'daki iç savaş hmm. döneminde ee, böyle mutlak iyi hmm. ee, Hırvatlar... Sırplar hı hı. ve Bosnalılar üzerine gördüğümüz kadarıyla anlayabildiğimiz kadarıyla Cemil Könne de bu mutlak iyilerden böyle bireylerin böyle şahsiyetlerin ne yazık ki zamanı geçti günümüzde böyle Evet saf iyilik üzerinden hı hı. hareket eden böyle ilkeler üzerinden hı hı. hareket eden şahsiyetlere pek sık O yüzden e, aslında programın en başında Oscar Schindler'den biraz daha ayrı ve farklı görmek gerekirken tam da bu noktaya e, aslında parmak basmak istemiştim. E, hani hakikaten bu Primo Levi'nin bahsettiği gri bölge, gri alan evet. dediğimiz şey e, yani köne bu gri alanı da düşün. Yani mutlak iyi hakikaten. Evet. Yani yaptıkları eylemleri bu anlamda ee, en kısa zamanda umarım e, senaryo tamamlanacak, film e, izleyicilerle e, buluşacak ve e, en azından dediğim gibi o e, Cumhuriyet'in e, başlığını da e, yanlışlayacak şekilde evet. artık Könne'den Kürt Şindiler olarak değil Şindiler'den e, Alman Könne olarak bahsedilecek yani aslında meseleyi illa bir soykırımdan insan kurtaran bir erdemli birey gibi yani bu bir insan hikayesi yani ve savaş ortamında gerçekleşen hadiseler hadiseler var tabii ki adı belli ne yapıldığı belli bir tehcir var bir imha var böyle bir operasyon var ama hani böyle büyük büyük isimlendiler isimlendirmeler yapmak yani bence zaten Ermenilerin Başına gelen felaketi anlamak açısından bu tür kişisel, mikro ve bireysel hikayelerin çok daha anlamlı olduğunu insan vicdanına özellikle bu topraklarda yeşermesi artık gittikçe güçleşen insan vicdanından daha dokunan hikayeler olduğunu düşünüyorum Könenin hikayesi. kısmı Könenin tabii o. E tersane dönemi, tersane döneminde hmm. e, hayatta kalmalarını sağladığı Ermeniler ama sonraki yıllarında da Halep'teki mücadelesinde de daha sonra Adana'ya geldiği yıllarda da evet. e, bu şahsiyetin e, yani kendi bildiği, kendi sevdiği şeyler e, doğrultusunda wow. durmadan ilerlemeye devam evet. ettiğini görüyoruz. Yani o evet. motorlara olan sevdası, Kesinlikle. E, o işte e, Halep'te anti mücadeleye katılıyor olması, evet. orada işte tırnak evet. içinde çetecilik yapıyor olması evet. falan ağzına sağlık. Evet, çok fazla ee, tarihsel kahramanım yoktur benim ama Kön'de bunlardan bir tanesi diyebilirim. Işte Belki umarım en kısa zamanda daha da geniş kitlelerle buluşmasını sağlayacağız. Cemil Köln'le. Umarım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz.